Bugün dünyanın en eski ticaret gemisi batığına dalış yapacağız. Kumluca'dayız şu anda. Bilim insanları tarafından yaklaşık olarak 3600 yıl öncesine tarihlenen batık yaklaşık 50 metre derinliklerde ve batığın yükünü bakır külçeler oluşturuyor. Hatta bunlara ingot adı veriliyor. Orta Tunç çağına ait olduğu düşünülen batığı Kültür Bakanlığı'nın izniyle Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle kazı çalışmasına şu anda başlanıldı ve biz de bu çalışmayı yerinde görüntülemek için buradayız. Birlikte tarihin parmak izlerine dokunacağız ve dünyanın en eski batını görüntülemenin nasıl bir şey olduğunun mutluluğuna erişeceğiz.
Dünyanın en eski ticaret gemisi batığına dalış yaptık. Tarihin parmak izlerine dokunduk. Yüklerini inceledik. Sen bu konuda yüksek lisansla yapıyorsun. Neler söylersin bizlere? Hocam öncelikle çok ayrıcalıklı bir noktadayız. Tarihin derinlerinden gelen sesi takip ediyoruz. Şu an muhtemelen dünyadaki birçok sualtı arkeoloğunun olmak istediği yerdeyiz. İngotlarımız var. Üzerlerinde çalışmalara başladık. Ve eminim çok tarihin geçmişi aydınlatacak bulgular da elde edeceğiz. Bu anlamda derinlerde olmak çok güzel. Tarihe dokunmak çok güzel. İnşallah bizim de bu süreçte bir katkımız olur. Bu yaklaşık 3600 sene önce Antalya Kumluca ilçesinde kıyıya, fırtınaya yakalanarak çarpıp batmış bir gemi. Yükü muhtemelen Kıbrıs Adası'ndan bakır taşıyan, bakır külçeler taşıyan sizin de söylediğiniz gibi. Ve muhtemelen de Girit Adası'na, Minos Sarayları'na giderken yolda batan bir gemi. Bu gemide Türkiye'deki sualtı arkeolojisi teknolojisinin en ileri metotlarıyla, işte tırtmalı bir basınç odasıyla, ileri sualtı kompresörleriyle, sualtı konuşma sistemleriyle, halihazırda 50 metre derinlikte, ki 50 metre derinlik çok ciddi bir derinlik, herhangi bir sıkıntı yaşamadan her türlü emniyet tedbiri alınıp yapılmış olan bir sualtı arkeoloji kazısı. Ve inşallah bunun eserleri de Kemer'de yapılmakta olan, yapım aşamasına başlayan Sualtı Arkeoloji Müzesi kapsamında sergilenecek.